Şimdi eğer bir müştehitlerin hepsi, mesela ne kadar müştehit var, ne kadar müştehit varsa hepsi ittifakla bunu söyleyen kafir olur dediyse işte bundan korkmalıdır. Bir de müştehitlerin çoğu kafir olduğu dedi. Bazı müştehitler de bunu söylemek kafir olmaz dedi. Müştehitlerin çoğu kafir dedi. Bazıları dedi ki bunu söyleyince kafir olmaz dedi. O zaman bundan da çok kaçınmak lazımdı. Çünkü çoğu ne dedi? Küfre gider dedi. Bazı şeyler vardır ki müştehidin bir tanesi diyor onun kafir olur diyor. Birçokları bunu demiyor. Şimdi biz bunu şöyle anladırız. Evet. Bu sözleri söylemek gibi küfürleri sözlemek üç bölüktür. Şimdi biri bazı müştehitlere göre küfürdür. Ama cumhura göre hatadır. O sözü söylemek bazı müştehitlere göre küfürdür. Ama birçok müştehide cumhura demek de birçok müştehide cumhur çoğuna göre ise hatadır. Küfür değildir. Bunlara tövbe lazımdır. Lakin nikah yenilemek müstehaptır. Bunda nikah yenilemek müstehap bak. Demek ki bazı müştehitler bunu söyleyince kafir olur dedilerse, çok müştehit de bu küfür değil hatadır dediyse bundan tövbe etmek lazımdır, tövbeyi yenilemek lazımdır ve müstehaptır. İkincisi, cumhura göre küfürdür bu seferki, yani birçok müştehide göre küfürdür, bazılarına göre değildir. Bunlarda ise iman nikahı yenilemek ihtiyatan lazımdır. Çünkü neden? Çoğu küfür ne gittir dediyse, bunlarda imanı nikahı yenilemek ihtiyatan lazımdır. Üçüncüsü ittifaktan küfürdür. Yani bütün müştehitler kafirdir diye diyorlar. O zaman nikahı ve imanı yenilemek bu seferki farzdır bak. Bütün müştehitler derse ki eğer bunu söylemek küfürdür dese o adama hem imanını yenilecek yani hem de nikahını ne yapacak? Yenilecek. Yenilemesi farzdır. Sözü söyleyen kafir olduğunu bilirse kafir olduğunda ihtilaf yoktur. Bir de bir sözün kafir olduğunu bilirse mesela bir adam kendisi öğrenmiş o sözü söyleyince kafir olduğunu biliyorsa o sözü söylemekle kafir olur. Bak ne dedi? Bir sözü söyleyen kafir olduğunu o sözü biliyorsa bir sözü söyleyen küfür olduğunu biliyorsa kafir olduğunda onun ihtilaf yoktur. Madem kendisi onu söyleyince kafir olduğunu biliyorsa ne söylüyor? O zaman onun küfründe ihtilaf yoktur. Ama bazı melahide vardır. Melahide demek adı Müslüman da dinsizdir yani. Laf olsun diye ben Müslümanım diyor. Aslında tam dinsizdir. Fakat ben Müslümanım diyor. O diyor ki ya Müslümanlık o kadar basit bir şey mi? Bir sözüyle filan Müslüman gavur olmaz filan diyor. Hayır bu yanlıştır. Müslüman ya melahide bilmez. Melahide dediği yani İslamiyet'i inceliğiyle bilmeyen adam kendisi İslamiyet'ten haberi yok. Laf olsun diye Müslüman olmuş. Yani Müslüman olmuş da onun Müslümanlığı derinine değil. Ben de Müslümanım arkadaş. Bir öyle basit bir şey söylemekle bir adam kafir olmaz diyen adam melahittir. Yani dindar görünse de dini yoktur. Böyle bu sözler muteber değildir. Neden? Bu sözlerin muteber olmadığı ya o sözü cumhur yani bütün müştehitler kafir diyorsa melahidinin sözü mü itibar edilir ya Allah'ına seversen. Ha. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin bir şeye tutmadığı halde küfür sözünü söylemekle kafir olur. Mesela şimdi küfür belli ki o küfürdür. Müminin söylemeyeceği bir küfür sözü söylese mümin kafir olur. Bilmiyor kardeşim İslamiyet'te bilmemek özür değildir. Bilmiyorsa ilk işi ne yapacak? Onu öğrenecek. İmanın nikahı yenilemek lazımdır. Ama dili sürtse veya bir kişi seni öldürürüm keserim diye zorla bak. Bir kimse seni öldürürüm keserim deyip zorla ona gavurluğu
kafiri söylese mesela şeye söyle diyorlar. Ha, sahabenin bitesine söylüyorlar. Hadi Allah'ı inkar et, peygamberi inkar et. Lat'a Uzza'ya inandığını söyle yoksa seni öldüreceğim deyince anasını öldürdüler, babasını öldürdüler, onu da öldürecekler. O da mesela ne yaptı? Ölmemek için inkar ettiyse bu o zaman dinden çıkmış sayılmaz. Çünkü gitti peygamberimiz, hayır sen dinden çıkmadın dedi, değil mi? İşte yani bir adama seni öldüreceğiz, keseceğiz diye küfrü, kendi yani bir adamın kafir olması kendi isteğine, kendi isteğiyle ama cahillik başka. Cahil adam, cahil olduğundan dolayı kafir olursa o başka, kafir olur. Öyle neydi? Ama şimdi adamı kafir olmak istemediği halde zorla onu yani öldüreceğiz, keseceğiz, biçeceğiz diye Müslümanlıktan çıkarmaya kaldılar. O da Müslümanlıktan çıkacak bir şey söylediyse kafir olmaz. Bitti. Sonra bir şey var. 100 tane manaya geliyor bak. İyi dikkat et. 100 tane manaya geliyor. 99 tanesi Müslüman olduğuna işaret oluyor. Bir manası da onun kafir olduğuna işaret ediliyor. Veya 99 tanesi, bak şimdi 99 tanesi onun o sözü söyleyen kafir olduğuna işaret ediliyor. Ama bir manası da onu söyleyen kafir olmadığına işaret ediyorsa, biz adamın kafir olduğuna değil kafir olmadığına hükmederiz. Çünkü neden? Biz adamı kafir etmeye çalışmıyoruz. Onun söylediği %99 küfür manası varsa ama bir manası da o başka bir manaya gelen manası da kafir olmuyorsa kafir olmayan tarafı tercih edilir. Ama bu tercih edildi diye o yine tecdidi imandan, tecdidi nikahtan ne yapmaz? Kurtulmaz. Tecdidi imanı yani bir adam küfür etmese bile yine arada sırada tecdidi iman, tecdidi nikah haftada bir yapmak lazımdır. Şimdi şöyle diyelim. Evet. Ehli kıble tekfir olunmaz demek söylenen söz şudur, yani işi itikadı aşire kafir olmayıp işi ve itikadı aşikara kafir olmayıp evet böyle küfür olmama ihtimali bir kelam söylediği zaman da tekfir olmaz. Bak adama bakıyoruz, işinde itikadında aşikara kafir olacak bir şeyi yoksa, söylediği kelam da küfür olmamak ihtimali varsa bakıyoruz işine. Adamın işinde, itikadında kafir olma diye bir şey yok. Ama bir söz söyledi, onda küfür olmama, yani küfür olma ihtimali olduğu gibi küfür olmadığına ihtimal var ise o zaman adam tekfir edilmez. Ama doğrudan doğruya adam ne bu arkadaş bu kadar namaz kıla kıla ne olacağımış veyahut da efendim şarap rakı haram değildir gibi inkar ederse bunun ehli kıbleyle filan bir alakası yoktur. Bu doğrudan doğruya kafirdir. Namazın tekrarına kızan adamların ve şarabın ve rakının efendim haram olmasını isteyen adamlar doğrudan doğruya kafirdir. Ve bunları da kafir demek farzdır. Bitti. Ve dahi küfür söylenmediği vakit, yani söylemeden, küfür söylemeden muhakkak hazır edilmelidir. Mesela şöyle diyelim. Bir padişahın yanına vardın. Şimdi padişahın yanına vardın mı diline çok sahip çıkmak lazım. Çünkü padişahın yanında onun kanunlarına, koyduğu esaslara zıt bir şeyi söylersen kelle gider. Onun için padişahın huzuruna varan adam ne söylediğini bilmesi ve kellenin kaçmaması için, yani kelleyi götürtmemek için hazır edilecek şeylerden azami derecede hazır etmesi, sakınmalıdır. Yoksa kellesi gider. Bir padişahtan kellem gidecek diye lüzumsuz söylerden sakınıyorsa Allah-u Teala'nın huzurunda da kelime-i küfrü söylemeden ne yapmalıdır? Sakınmalıdır. Ya bir padişahtan kelle gidecek diye sakınıyorsun. Seni yaradan adama, yani seni yaradan Allah-u Azimüşşan'a karşı küfür söylemekte mübarat etmiyorsun. Ağzına gelince geleni söylüyorsun. Ama işte o zaman da yani cezası çok ağır olur. Kendi ihtiyarıyla bir adam eğer ki kafir olarak olmayı söyleyecek olursa o zaman küfrün 15 tane zararı vardır.
Şimdi küfrün zararlarını sayacağız. Geldi mi vakit? Bir kimse, he? Doldu mu?